İç içe girdi yani bunları bir toparlamak lazım biz iki gündür bu tartışmada neler duyduk hem e, siyasi zeminde nasıl bir etki yarattı hem de Kürt sorun çözümü konusundaki Hı -hı. E, yaklaşımlar bağlamında da ele alındığında bize ne gösterdi e, bir konuşalım. Şimdi iki boyutu var birinci boyutu dedi ki ya yani Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki bu sorun meclise çözülmeli muhatap da EDP'dir. Hı -hı. Bunun üzerine işte bir şey HDP milletvekili Sezai çıktı dedi ki... Eski eşkene başkanı. Eski ama şu anda milletvekili bir şu görevi yok. Dedi ki bir tweet atarak muhatap İmralı'dır dedi. Tartışma başladı. Evet. İmralı mıdır, değil midir, meclis midir diye. CHP ısrarla dedi ki kardeşim bu meclistir. Ve bunun muhatabı da HDP'dir. Zaten bu o tweet atan milletvekili de çıktı dedi ki bu benim kişisel görüşüm dedi. Hı hı. Arkadaşlar. Ve şu anki eş başkan Mithat Sancar ile bir önceki başkan hapishanede olan Demirtaş da evet. evet HDP her sorunun muhatabıdır. Bu iş mecliste çözülmelidir dedi. Kılıçdaroğlu bir daha dedi ki ya kardeşim bu meclis önemli bir meclis. E, bu meclis işte Atatürk'e bile yetki veren meclis. Her türlü sorun bu çerçevede çözülür dedi. Ve sorunun zaten bundan önceki şeylerde bu açılım sürecinde de o zamanki MHP yani karşıydı o sürece ve şey e, CHP şunu söylüyorlardı hep o AK Parti tek başına yürütürken gerek İmralı'yla gerek Ostada PKK'lılarla yapılan Kandilli. görüşmelerde işte Kanka şey Ostada görüşmeleri var. Hı. E de haberciler gidip geliyordu HDP üzerinden. Orada şunu diyordu CHP. Ya gelin bu meseleyi şeydir mecliste meclis çözün. çözün. Çünkü meclis olma bak o dönemde CHP ve MHP dışarıda kaldığı sürece hı hı. bu sorun çözülemez. Çünkü toplumun bir tarafı dışlanmış oluyordu. Bir tarafın fikri olmamış oluyordu. E onda gittik gitti sonunda ne oldu? Masa devrildi ortada kaldı. Şimdi ikinci boyuta da geleyim hemen. Devlet Bahçeli bir kere dedi ki HDP meşhur değil dedi. PKK uzantısı, Şimdi mecliste olan bir partiye meşru olmaması demek. Bir kere YSK de o zaman meşhur değil. Çünkü ona Evet. Seçim hakkını kim verdi seçime girme hakkını? YSK verdi. YSK PKK'ya mı vermiş oluyor? Ve İYİ Parti partide başka bir tavır koydu. Dedi ki, kardeşim adam meclis başkan vekili ya. Yani meclisi yönetiyor bir HDP'li. Sen onun yönettiği meclise gidip oturuyorsun oturumu yönetiyor. Diyorsun ki meşru değil. O zaman o oturumlar da mı meşru değil? Şimdi bu bir acayip bir yaklaşım. İkincisi bahçenin daha da bir yaklaşım. Türkiye'de Kürt sonu yoktur diyor. Evet. Şimdi bu Musabat Tervişoğlu'nun açıklaması iyi Parti'den o. Yani az önce söylediği. Evet, e işte bu en açık Parti. cevaptır evet. meşruiyet e, tartışması. Şimdi Kürt sorunu yok dedi. Şimdi ben de çıkardım şeyde Şimdi 2002 yılı Tayyip Erdoğan Moskova'ya gitmiş. Bir işçi soruyor Güneydoğu'da bir şey işçi falan. İşte Kürt bizim sorunlarımızla çok acı çekiyoruz falan hı. diye. O zaman başbakan diyor ki Kürt sorunu var dersen sorun olur. Yok dersen son ortadan kalkar diyor. Süleyman Demirel. Tamam. Yani Kürt sorunu yoktur diyor. 2002, 2005 yılında geliniyor. 2005 o şeyleri bir Güneydoğu'da AK Parti olan ilgi giderek yükselince Diyarbakır konuşması yapıyor. Diyor ki Kürt sorunu vardır ve hepimizin sorunu. 2011 yılında dönüyoruz. Bu sefer Muş'a gidiyor. Muş'ta bir konuşma yaparken. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur diyor. Bir vardır diyor, bir yoktur diyor. Kürt sorunu yoktur. Kürt kardeşlerinin sorunu vardır diye. 2011'de işi biraz böyle ortalıyor. Sonra bakıyor ki o şeyden Kürtlerden biraz oy alma giderek düştüğü O 2015 seçimlerinden önce. Çünkü 2015'te baya bir oy kaybına uğramıştı. Balıkesir diyor ki ne Kürt sorunu ya diyor soranlar. Öyle bir sorun yoktur diyor. Ve bu söylemini 2016 2018, 2019'da Sürdür diyor. diyor ki Kürt sorunu yoktur. Kürt sorunu var derseniz bana hakarettir diyor. Bu ne demek? Ben o sorunu çözdüm diyor. Şimdi Kürt sorunu demek PKK mı demek? Evet bir dakika, PKK bir şey, meselesi. Bir şey ekleyeceğim. Kür... Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Oda TV mesela güzel bir şey toparlamış bu konuyla ilgili. Mesela geçen Temmuz'da yaptığı konuşmayı oradan okuyacağım. Şimdi bir geriye dönüp 20 yıllık muhasebeyi yapalım. Biz ne dedik ne yaptık? Onlar ne dediler ne yaptılar? Biz Diyarbakır'da 2005 yılında siz ne demişsek dün de oradaydık. Bugün de aynı yerdeyiz. Yarın da aynı yerde olacağız. Biz tüm samimiyetimizle barış dedik, kardeşlik dedik, çözüm dedik, adalet dedik, hak dedik, özgürlük dedik, demokrasi dedik. Biz red, inkar, asimilasyon politikalarını ortadan kaldırıp hak ve özgürlük eksenli bir yaklaşımla asırlık meselelerin çözümüne yöneldik. Bunu şunun için okudum. De söylediğiniz gibi yani bir söylem bir söylevi sürekli yer değiştiriyor. yani Sürekli bir şey Şöyle, var. Şöyle PKK işi yani bir terör işiyle hakikaten çok büyük bir başarı sağlandı şimdi. Evet. Onu bir konuşmak lazım. Yani Güneydoğu eski hmm. Güneydoğu değil. Onun altını, İyi, altını çizmek lazım. PKK'ya Hapsettiler, onu da altını çizmek lazım. Bir iddiaya göre 500 kişi, bir iddiaya göre 200 kişi kaldıkları İçişim söyleniyor. Bakanı'nın açıklaması, en son açıklaması 200 kişinin altına Ama o düştü diyor. Ama yurt içinde. Yurt içinde söylüyor. Bir yurt de yurt için. dışında da olanlar var. İşte Kandil'de olanlar var, ee, Irak'ta olanlar var. Suriye'de ee, olanlar var, yani Onu Suriyeli sayalım. Peki. Şimdi ee, bu diyor ki ben o Kürt terör meselesini hallettim. Demek ki Kürt sonunda çözümlü. Şimdi Kürt sorunu İkisini demek, ayırmadan, ayırmadan, baktığında... Türk sorunu... Yani PKK'ya yok etti. O 600 kişi de yok hı hı. olacak. Kürt sorunu bitmiş mi olacak? Bu neyse talep şeyin... Bunun yolu belli. Mecliste. Hı hı. Kardeşim HDP'de 6 milyon ayırmış. Yarın seçim olsa belki bir o kadar da alacak. İşte seçim şeylerinden kaç burada var? Seçim sandığından HDP kaç çıkıyor? 13... Hayır pardon. Şu 11.7. Evet 11 Yani seçmenin 50 milyon seçmen var değil mi? 50 60 milyon. Yani MHP'nin %9, GDP'nin HDP'nin %11.7 şu andaki seçmende MHP'den daha yani. fazla oy oranı alıyor. Hı -hı. Mutlaka 7 milyon oy alacaktır. 6 7 milyon. Çünkü seçmen sayısı da artıyor diyelim. 7 Hı -hı. milyon oydan hesaplasın. 7 milyon seçmen yani PKK'ya mı oy veriyor sayacağız? Şimdi bu da tehlikeli bir şey. HDP'yi PKK'yla özdeşleştirmek. Hı -hı. Ki Ankara'da şu anda yapılan o. Hı hı. Kapatma davası var. Şeylerin yargılanması nedenleri Ve bu. Ve bu, bu, bu bakış açısıyla da. Hapse atılmasının nedenleri bu. bakış açısıyla da. Seçmeni sen, o sen de PKK'ya oy vermiş sayıyorsun. Yani bu işin Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına, Kılıçdaroğlu'na destek veren. E, millet İttifakı ya da bir şekilde hani ittifak için görüşen yanında konumlanan bütün partileri de aslında bu söylem üzerinden vurma ve teröre destek e işte veriyorlar noktasına getirmek. Hammesa. İşin yani, özeti şöyle bu, oluyor. İktidar bir politika yürütürken İmralı'yla görüşebiliyor. Kandille heyeti heyet edebiliyor. Yani o en zaman ses yok. Kürdistan bile söyleyebiliyor. Hı hı. Her türlü şey yapıyor. Osman yani. hocalarını TRT'ye çıkartabiliyor, edebiliyor. Ama muhalefet yasal, meşru, meclis işte Musavat deriş dediği gibi yani meclisi yönetirken hı hı. ederken yasal CHP mecliste çözelim bunu. Meclis bunun çözüm yeri meclistir dediği zaman geliyor bu sefer tam tersi dönüyor. Sanki bunları İmralı, Kandil, Kürdistan bu şeyleri söylememiş, etmemiş gibi bu sefer dönüyor karşısındakini e, terörle suçlayabiliyor. Yani bu çok çelişkili ve ülkede kutuplaşma önünü yaratıyor. kutuplaşmaya yol açıyor. Çözümün Başman. önünü evet. bir şey. Evet. Bakın şunu unutmayalım. AK Parti'nin birçok demokratikleşme paketinde, birçok demokratikleşme paketinde örnek tırnak içerisinde 2004 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının anayasaya alınması gibi Cumhuriyet Halk Partisi bu tür yerlerde sürekli destek vermiş. Sürekli demokratikleşmeye. Evet. Yani siyasal partiler buradaki kritik nokta şu. Siyasal partiler özellikle iktidarda bu çok fazla gözüküyor. Kendi varlığını devam ettirebilmek için Dün söylediğinin bugün tam tersi söylevi eğer hoşuna gidiyorsa, işine geliyorsa söylemek. Ama ülkenin geleceği noktasından ziyade kendi geleceğini ön plana çıkarıyorsa, hı hı. kendi geleceğini düşünüyorsa orada tehlike var demektir. E canım çözüm süreci nasıl bitti? AK Parti bir baktı ki, "Aa oyum gidiyor." dedi. "Oy kaybı oluyor." dedi. 2015 seçimlerinde. E, Nitekim de oldu. 2015 kadar. Haziran seçimlerinde bütün şeyleri, "Oy gitti." iktidardan indi. Muhalefet hmm. kursaydı halis AK Parti evet. muhalefette olacaktı. Evet. Onu görünce daha seçime gitmeden herhalde kamuoyu yoklamaları geldi. Zemin kaybettiğini anladı. Evet. Ama o meseleyi meclise taşısaydı, mecliste bu dediğin süreç ilerleseydi, meclisle muhatap olsaydı evet. kimse dönüp de ya bu işi AK Parti yapıyor demeyecekti. Bütün partiler sorumlu olmuş olacaktı. Belki o zaman bu mesele Hakikaten hakkaniyet meselesi evet. sorunu diye bir sorunu konuşmamış olduk. Fakat Cumhur İttifakında peş peşe gelen yani açıklamalarla Cumhur İttifakında morallerin biraz bozulduğunu aslında galiba görebiliriz değil mi? Çünkü mesela İyi Parti'den böyle bir şey bekleniyor muydu ya Yok, da beklenmedi. Mithat Sancar'ın e, cezaevinden e, Demirtaş'ın e, verdiği mesajlarla aslında ee, bu meselede e, aynı yerde durduklarının, aynı tutum içerisinde çözüm olduklarının, çözüm yerinin meclisi, çözüm oluyor, yerinin meclisi olduğu, HDP'nin meşru mu, muhatap olduğu noktasında durmaları ve böyle bir bütünlüklü görüntü tutum sergilemeleri galiba Cumhur İttifakı'nda pek de o aranan şeyi e, istenen şeyin ermedi. kadar o AK Parti savunulur, şimdi tam tersini savunmak zorunda kalıyor. Onu Ama söylemeye çalışıyorum. MHP'nin zoruyla evet. biraz da bu. MHP şimdi orada. Bakın 2015 seçimlerinden sonra bu dönüşüm başlıyor. Hı hı. Bakıyor o kendi tabanı karşı. Kendi hı hı. tabanı karşı olduğu için dikkat ederseniz o 2015 Haziran seçimlerinden sonra AK Parti ile MHP giderek birbirine yakınlaştı. O Kasım seçimine doğru giderken bile. Bahçeli ısrarla kimseyle görüşmem dedi. Seçime gider. İlk seçime gidelim diyen Devlet Bahçeli hı hı. oldu. Şeyde 2015 seçimlerinden sonra. Hiç kimseyle koalisyon yapmak istemedi. E, Hayberdan da bütün koalisyon görüşmelerine Davutoğlu'nun elini ayağını tuttu. Evet. Ömer Çelik'i yollayarak istişafi görüşmeler diye oyaladılar evet. CHP'yi falan. Süre doldu seçime gitti. Şimdi ondan beri bir AK Parti MHP işbirliği var. Bu işbirliği olduğu sürece bak ne diyor Bahçeli? Ya şey değildir diyor bunlar. Bu HDP işittir, PKK'dır, meşru değildir bunlar. Ve Kürt diye bir şey yoktur. Nokta diyor. Bu, bu mesele kapanmıştır, evet. getiriyor. Çok Bakan, bence tehlikeli e, bir gidiş. E, şunun da galiba altını çizmek gerekiyor ne dersiniz? Konjonktürel olarak şu andaki siyaset zemininde, işte seçim, erken seçim beklenirken, ittifaklar konuşulurken e, nasıl bir etki yarattığını konuşmak önemli. Ama sonrasını yani gerçekten Kürt sorunuyla ilgili, Atılması gereken adımların, partilerin birlikte yan yana durabilmesinin ya da işte HDP'nin kapatma tehdidiyle karşı karşıyayken, sorunla karşı karşıyayken yani bu söylemin ve bu tutumun sürdürülebilir olması, değil mi? Evet. E, Millet İttifakı'nda ya da işte e, şeyde. Bak, bu bu önemli ön, yani. bak bu Burada şeyden, bırakıldığında çünkü olduğumuz çok, yerde sayıyoruz. Ya, bugüne yani. kadar mesela yıllarda takip ederiz. Hep, bu mesele hep çözüm. Bir şeyler arayışlar başlayınca PKK saldırıları olur. Ta 93'ten beri gidersek hı. sürekli PKK ya derler ki ya PKK silah bırakmadıkça değil mi hı. bir ara çözüm sürecindeydi PKK ateş yani saldırılarını durdurmadıkça silah bırakmadıkça bir ara PKK ne dediler PKK bu ülkeden çıksın hı hı. ondan sonra bu sorunları konuşabiliriz bunu söyleyen Ak Parti yöneticileri Evet dedi. bir ara hatta şey halinde gitti PKK'lılar sınırdan geçerek Kandile gittiler hani PKK evet. silah bıraksın çıksın kampanya niye o zaman rahat konuşabiliriz PKK bu saldırılarını, bu terörü sürdürdüğü sürece uh -huh. bu mesele konuşulamaz dediler. Uh -huh. Şimdi PKK'nın böyle bir şey var mı? Yok. Hapsetmişsin. Yok şey ya uh -huh. 200 kişi bırakmışsın. Onlar da söylüyorsun İçişleri Bakanı diyor ki mağaralardan kafaları kaldıramıyorlar diyor. İHA'lar ve SİHA'larla uh -huh. bilmişin tepesini. E o zaman Güneydoğu'da böyle bir baskı yoksa, terör yoksa çünkü uh -huh. halka baskı uyguluyorlar diyorlardı. E, e, tam işte tam konuşulacak. En müsait ortam değil mi? <laughs> PKK'yı da bitirmişsin. <laughs> PKK'yı şey yapmışsın. <laughs> e, itelemişsin. <laughs> etkisiz hale getirmişsin. O zaman madem bu PKK'dan bağımsız bağımsız <laughs> bir evet. mesele ise işte şimdi tam birisi getir. Evet. HDP'yi de al. Evet. CHP'yi de al. <laughs> Parti'yi de al. Saadet de var. Mutlaka. Demokrat Parti de mecliste. Hepsinden, her partiden birileri var yani, mecliste. Yani e, görüntüyü kurtaran günlelik bir birlik, bir beraberlik ne? görüntüsü vermekten öteye geçecek. Geleceği de taşınacak. Bu kalıcı Çözüm bir şey olsun ve memlekette de bu kalıcı Tabii, mesele çözsün artık şey bu. dönüp 10 bir bizden sonraki kuşakta tekrar gelip şey yapmasın. Ee, Peki. Ya bu meseleyi bir daha oturalım konuşalım demesin. Şimdi e, bir iki konumuz daha var ama e, süremiz Baktığımız de az. E, yani sanırım bir... E, 7-8 dakikamız var. Şey Yeter. konuşalım mı? Arkadaşlardan da süremizi öğrenelim. Şimdi e, 9 dakikamız varmış. Karar oh. gazetesini açıyorum yine ekonomi sayfasını. Milyonluk golf sahasına yapılandırma diye bir haber görüyorum. Nedir derseniz Demirören Holding satın aldığı medya kuruluşları için ziraata temin edilen 750 milyon dolarlık krediyi ödeyemedi. Yani Bunları zaten konuştuk biliyoruz kamuoyuda.